Önce badem şekerimizi açın. Şimdi yani dünya tatlısı ve gerçekten sevilmeye çok layık bir insan. İmparatoriçeme görelim. Mükemmel maşallah. İmparatoriçeme şimdi tecrübe ediyoruz. Kendisi olağanüstü derecede güzel ahlaklı bir insan. Maşallah, tanıştığımız ilk günden itibaren Allah'ın gerçekten sevmeye çok layık olarak yarattı. Hem dünya güzeli zaten yani maşallah, güzellik Allah olarak da insanın içine açan. Hepiniz öylesiniz. Ama ahlakı mükemmel. Aydın Sultan'da. Kendisi zaten yani anlatmaya gerek olmayacak bir bilgi birikimi ve olağanüstü derecede ya güzel ahlaklı bir ailin de çok sadık ve çok güzel ahlaklı bir insandır. Çok imanlıdır. Zaten hem üstümden hem her şeyinden bütün kardeşlerimde olduğu gibi. Ve çok hızlı geçtiğim için tekrar geri dönmek istiyorum. Badem şekerimi. Onun da ahlakı olağanüstü mükemmeldir. O da ilk karşılaştığımız günden beri. Bakın dünya güzeli olmasına rağmen bütün kardeşlerim öyle. Dünyadan tamamen geçmiş haldedir. Şimdi burada bir kişi evet maşallah şey diye yazmış yani dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir diye. Siz hayatlarınızda bunu çelişki yaşıyorsunuz diyor. Halbuki tam zıttıdır. Bizim nimet içinde yaşıyor olmamız o nimeti amaç haline getirdiğimizi göstermez. Bütün arkadaşlarım burada gördükleriniz ve görmedikleriniz ve bütün kardeşlerimiz gerçekten Allah rızası için bütün hayatlarını vakfetmişlerdir. Allah tabii ki nimetini veriyor. Hepsine kat kat arttırsın. En layık insanlardır inşallah benim ama için nimete. Geçmişler. Fakat dünyadan geçmişlerdir. Yani onlar bir tek bir hücrede de yaşarken aynı neşe ve aynı mutlulukta tabii, yaşayan inşallah. İnsanlardır. Yani hücre derken gözaltına alındığımız hücreyi kastediyorum. Tecrübe ettik yani, ve hepsi aynı şekildedir. Aynı şekilde nimetin içindeyken yaşarken de. Fidan sultanı çekmeli. Fidakarlığı da sadakatli. Çünkü oldu. Şuradan dolayı. Yani tam bir dava adamı ve gerçekten hamiyetisi çok güçlü. Çok asil ve müthiş sevgi dolu bir insan. Çok düşlü. Çok akıllı. Müslümanlara çok düşlü. Çok sağlık, sadakat. Allah razı olsun. Çok sevgili. Teşekkür ederim. Maşallah. Tabi burada noktayı asıl bir yerde ben nokta olmak istiyorum. Yine hocamızı genelde, hocamıza olan sevgimizi hep sordukları için. Hayatımızda gördüğümüz, yaşayan insanlar içerisinde sevgiye en layık insan